İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da abluka bir jandarma subayı kıdemli çavuş Kadir Aydın operasyonu başlatıldı. Operasyonun detaylarını Ahmet Türkeş'ten öğreneceğiz. Ahmet Sözlendi. Yurt dışında olduğu gibi yurt içinde de terörle mücadele operasyonları aralıksız devam ediyor. Kış aylarında gerçekleştirilen Eren operasyonlarının ardından bu kez abluk operasyonları başlatıldı. İçişleri Bakanlığı Diyarbakır bölgesinde 650 güvenlik personelinin katılımıyla abluka bir jandarma subayı kıdemli çavuş Kadir Aydın operasyonunun başlatıldığını duyurdu. Operasyonun amacı PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede tespit edilen teröristleri etkisiz hale getirmek. Tabi operasyon bölgesi oldukça ...çok kritik. Siz de ekranlarda görüyorsunuz. Diyarbakır Merkez, Lice, Batman, Muş ve Bingöl arasında kalan bölgede gerçekleştiriliyor. Operasyon konsepti de oldukça net. Büyük bir çember oluşturuluyor bölgede ve bu çember giderek daralarak bölgede alanda olduğu tespit edilen teröristler ve terör örgütünün kullandığı malzemeler, sığınaklar, barınaklar tamamen etkisiz hale imha edilen, imha edilecek hale getirilecek. Tabi operasyona ilişkin ilk görüntüler, ilk fotoğraflar da geldi. O fotoğraflarda bu büyük alanda, bu büyük alanı kontrol edecek tepelere, hakim tepelere yüksek noktalara çıkan güvenlik güçlerinin e, görüldüğü görülüyor. Yine ayrıca e, güvenlik güçlerinin yaptığı çalışmalar sonucunda teröristler tarafından yollara tuzaklanan tüp benzeri cisimlerle patlayıcı maddeler de yine ilk fotoğraflarda görülüyor. Operasyona geniş bir katılım olduğunu söyleyelim. Jandarma özel harekat, polis özel harekat ve e, jandarma komando timlerinden oluşan 650 personel, 42 operasyonel tim... Şu anda aktif olarak sağda, bakanlık yaptığı açıklamayla yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen abluk operasyonları halkımızın desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor dedi. Bu operasyon kapsamında artık yaz aylarıyla havanın ısınmasıyla birlikte yeni bir konsepte geçildi. E, abluk operasyonları başlatıldı. Tabii şunu da söyleyelim, 8 Kasım 2021 tarihinde şehit Eren Bülbül anasına Eren operasyonları başlatılmıştı. Kış aylarında 35 ayrı bölgede bu operasyonlar operasyonlar yürütülmüştü ve bu kapsamda 172 terörist etkisiz hale getirilmiş çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcı bulunmuştu. Başlatılan abluk operasyonları da yaz aylarında yeni bir konseptle terörle mücadele devam edecek. Bu operasyona ilişkin yeni bilgiler detaylarda gelecektir. Biz de o bilgileri sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz.